Arkadaşlar merhaba. Şimdi size bu videoda Hepsi Burada da nasıl mağaza açabileceğinizi anlatıyor olacağım. Hepsi Burada gerçekten büyük bir platform. Türkiye'de en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi. Aylık ziyaretçi sayısı 80 milyona yakın. Ve Hepsi Burada satış yaptığınız zaman ciddi pazara ulaşmış oluyorsunuz. Hepsi Burada da şirketiniz olduğu sürece mağaza açmak 5-7 gün sürüyor. Hızlıca mağazanızı açıp satışa başlayabiliyorsunuz. Şimdi beraber mağazayı nasıl açabileceğinizi görelim. Hepsiburada.com ile mağaza açılış sayfası ayrı. Yani ayrı arayüzde oluyor. O yüzden hepsiburada.com'a girdiğinizde en aşağı tarafa gelerek orada satış yap bölümüne tıklamanız lazım. Bakın kurumsal satış yapmak istiyorum bölümüne tıkladığınızda sizi satış yapabileceğiniz sekmeye yönlendiriyor. Burada bakın mağaza bizden, satış sizden yazan yerin altında hemen başvuru var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Başvuru sekmesine alıyor sizi. Burada bakın hepsiburada.com başında da mpop nokta diye devam ediyor. Burası başvuru aşaması. Ya da buraya Hepsi Burada mağaza yazarak Google'dan da ulaşabilirsiniz. Şuradaki linke tıkladığınızda aynı yere ulaşırsınız. Şimdi mağaza açabilmeniz için tabii ki şirket olmanız lazım. Hepsi Burada şirket olmanız zorunlu kılıyor. Dolayısıyla burada öncelikle şirketinizin ticari ünvanını girmeniz lazım. Şirketinizin ticari ünvanı neyse bunu tam olarak doğru olarak girmeniz gerekmekte. Mağaza adınız, burada mağaza adı sekmesi var. Mağaza adınızı belirliyorsunuz ve burada bir linkiniz oluşacak. Mağaza adınızı buraya belirliyorsunuz. Başkasının kullanmadığı bir mağaza adı olması gerekmekte tabii ki. Burada başkası kullanıyorsa zaten sizi uyarır. Kimsenin kullanmadığı bir mağaza adı seçmekte fayda var. Şifrenizi belirlemeniz lazım. Buradaki zaten yönlendirmelere göre seçiminizi yapabilirsiniz. Bazı platformlar bazı sembolleri şifrenizde kullanmanızı istiyor. Buradaki yönlendirmelere göre şifrenizi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında e-posta adresinizi buraya yazacaksınız. E-posta adresinden sonra buraya size ulaşabilecekleri telefon numarasını yazabilirsiniz. Ben herhangi bir telefon numarası yazdım. Şimdi burada da banka bilgilerinizi isteyecek sizden. Banka bilgilerinde şirketinizin bankasının bilgilerini buraya yazmanız gerekiyor. Hesap numarası, şube kodu, şube adı, IBAN bunların hepsi zorunlu alanlar. Bakın buradaki yıldızlı işaretler hep zorunlu alanlar. Bunları doldurmadan başvuru aşamasını bitiremiyorsunuz. Banka bilgilerini geçtik. Fatura adresiniz şirketinizin vergi levhası üzerinde yer alan yasal adres olması gerekmekte. Buralarda yine doldurulması zorunlu alanlar. Burada da şirketinizin adresini yazmanız lazım. Şirketinizin açık adresini de buraya yazacaksınız. Faturalar kesecek. Hepsi burada size komisyon veya kargo faturaları. Bunları gönderileceği e-postaya da yazmanız lazım. Burada başlangıçtaki kayıt adresinizin e-postasını yazabilirsiniz. Burada bakın bir tane seçenek var. Gönderi adresiniz yani deponuzun bulunduğu ürünleri göndereceğiniz adres farklıysa onu da buraya girebilirsiniz. Gönderi adresiniz farklı değil. Yukarıda girdiğiniz şirket adresiniz de aynıysa bunu işaretlemenize gerek yok. Şimdi şirket türüne geliyoruz. Şirket türüne göre sizi Hepsi Burada'nın zorunlu kılacağı alana değişmekte. Hepsi Burada da mağaza açabilmek için ya şahıs şirketi olmanız lazım ya da limited veya anonim şirketi olmanız lazım. Şahıs şirketi olduğunuzda bazı alanlar bakın zorunlu halde olmuyor. Mesela şahıs şirketi olduğunuzda Mercedes numarası, ticaret sicil numaranız, CAP adresiniz bunların hiçbirinin olmasına gerek yok. Sadece vergi levhanız ve imza sirkülerinizle kayıt açabiliyorsunuz. Ancak bakın limited şirkete geçtiğinizde limited şirket başvurusu yaptığınızda Mercedes No'nun başında bakın yıldız var. Ticari sicil No'nun başında yıldız var. CAP adresinde yıldız var. Bunlar bakın zorunlu alanlar haline geliyor. Web siteniz varsa bunu girebilirsiniz. Ancak web sitesi adresi zorunlu bir alan değil. Varsa girebilirsiniz yoksa girmenize gerek yok. Limited olarak devam ediyorsanız buradaki Mercedes numarası, ticari sicil numarası, CAP adresiniz girmeniz gerekiyor. Şirketinizin faks numarasını girebilirsiniz. Bu da zorunlu bir alan değil. Vergi daireniz önemli. Vergi dairenizi doğru şekilde il, ilçe yani hangi vergi dairesine bağlıysanız onu girmeniz lazım. Vergi numaranızı buraya girmeniz lazım. Burada da size şirketinizin profilini soruyor. Yani üretici misiniz, bayi misiniz, ana bayi, ithalatçı, distribütör bunlardan herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Mesela burada üreticiyi tercih ederim. E-fatura, e-arşiv mükellef misiniz? Bunları size soruyor. Biliyorsunuz faturaları elden de kesebiliyorsunuz ya da internet ortamında da gönderim sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili detaylı videolarımız olacak. E-fatura, e-arşiv nedir? Oradan öğrenebilirsiniz. Bunları sağlayabiliyorsanız bunları seçebilirsiniz. Bir de şunu soruyor. Diğer e-ticaret sitelerine satış yapıyor musunuz? Eğer satış yapıyorsanız
Onlara da girmenizi istiyor. Gittikçe Renon1 ve diğer platformlarda satış yapıyorsunuz. Onlara da girin. Buradaki kayıt sürecinizi hızlandıracaktır. Bir de son olarak size şirketinizin satış yapmayı düşündüğü veya hali hazırda satış yaptığı kategoriyi soruyor. Buradan da o kategorinizi seçebilirsiniz. Kategorinizi de seçtikten sonra aşağı tarafta artık yetkili kişi bilgilerine geçiyoruz. İmza yetkilisi ismi, soy ismi onları soruyor. İmza yetkilisinin adı, soyadı, cinsiyeti, ünvanı. Ünvanında işte yönetici, kurucu kimse onu yazabilirsiniz. E-posta adresi ve cep telefonu numarasını yazmanız gerekiyor. Burada tabii bir de iletişim yetkilisi var. Yani hepsi burada sizinle iletişim kuruyor. Burada iletişim bilgileri yukarıdaki şirket imza yetkilisiyle aynı değilse oraya da ayrı kişinin bilgilerini girmeniz lazım. Eğer aynı kişi ise imza yetkilisiyle iletişim yetkilisi burada şunu işaretlediğinizde bakın yukarıdaki zaten aşağıdakini doldurmuş olacak. Bu bilgileri de girdikten sonra tamamla butonuna tıkladığınızda artık ilk kayıt aşamanız bitmiş oluyor. Bu kayıt aşamasından sonra size hepsi burada belgelerinizi göndermenizi isteyecek. Peki hangi belgeleri göndermenizi isteyecek? Hemen ona geçelim. Hepsi burada da az önceki tamamla butonuna bastığınızda şöyle bir ekran gelecek. Burada tabii bizim belgelerimiz onaylandığı için aynı ekran karşınıza çıkmadı. Ama istedikleri belgeler bunlar. Bakın size iki tane hepsi buradanın verdiği form var. Bir tanesi satıcı sözleşmesi, bir tanesi de komisyon oranları ile ilgili sözleşme. Bu ikisini sizin indirip kaşe ve imzanızla tekrar taratıp yüklemeniz gerekmekte. Bu ikisi indirip yüklemeniz gereken iki tane belge. Sonrasındaki belgeler zaten sizin şirketinizle ilgili belgeler. Vergi levhanızı istiyorlar. Burada en az 2018 yılı olması gerekmekte. İmza sirkülleriniz gerekli, noter onaylı ve güncel tarihli olması lazım. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi isteniyor. Burada hangi ticaret odasına bağlıysanız oradan alabilirsiniz bunu. Ticaret sicil gazetesini yüklemeniz gerekmekte. Burada şöyle bir nokta var. Eğer şahıs şirketiyseniz burada bu iki belge zorunlu değil. Yani şahıs şirketi kurduysanız buradaki iki bölüme de vergi levhanızı da yükleyebilirsiniz. Yani ticaret sicil kaydı olmadan, ticaret odasına başvurmadan şahıs şirketiyle hepsi burada da mağaza açabilirsiniz. Bu bir ek ücret biliyorsunuz. 900 bin TL'lik bir ücret. Ticaret sicil kaydı sahibi olmanız. Yani ticaret odasına başvuruyorsunuz ve 900 bin TL karşılığında odaya kayıt oluyorsunuz. Şahıs şirketi olarak hepsi burada da mağaza açarak satış yapmak istiyorsanız ticaret odasına kayıt zorunlu değil. Ama isterseniz de tabii ki kayıt olabilirsiniz. Kayıtlıysanız bu iki belgeyi sağlamanız gerekiyor. Ya da şahıs firmasıysanız vergi levhası sağlayarak bu iki belgeyi geçebiliyorsunuz. Buradaki belgeleri yüklediğinizde size 5 gün, 1 hafta içerisinde geri dönüş yapıyorlar. Bazı belgelerin onaylanmadığına göre onaylandığı anda artık satışa başlayabiliyorsunuz. Bunları takip edeceğiniz ekran aslında burası. Mağazanızın yönetim ekranında belgelerinizi bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Hangi belge onaylanmış, hangi belge onaylanmamış buradan görebilirsiniz. Ayrıca zaten bu ekran karşınıza çıktıktan sonra yardım sekmesine tıkladığınızda hepsi burada zaten sizi bütün aşamalarda yönlendirecektir. Burada hepsi buradanın bütün aşamalarını öğrenebilirsiniz. İlk aşama olarak başvuru kayıt aşamasını detaylı incelemenizi öneririm. Başvuru kayıt aşamasında sizinle ilgili belgeleri burada bulabilirsiniz. Zaten sözleşmeyi size veriyor. Bu PDF olarak bu sözleşmeyi indireceksiniz ve bu PDF'yi kaşe ve imza atarak tekrar PDF halinde taratmanız gerekiyor. Önemli olan her sayfasında kaşe ve imza olması lazım. Islak imza olarak sisteme yüklenmesi lazım ve tek PDF halinde yüklemeniz lazım. Bunu zip halde yükleyebilirsiniz ya da PDF'yi tek nüsha halinde yükleyebilirsiniz. İkinci belge neydi? Komisyonların yazdığı bir formdu. Bunu da sarı alanlar olmakta bu belgede de. Sarı alanların doldurulması gerekiyor. Burada da yine aynı şekilde firma kaşesi ve yetkili imza zorunlu. Vergi levhanız, imza sürküleri bunlar zaten zorunlu olan bölümler. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi dediğim gibi şahıs şirketlerinde gerekli olmayan belgeler. Eğer şahıs şirketi değilseniz de bu belgelerin mesela son 6 ay hayati olması lazım faaliyet belgesinin. Diğerlerinde de ticaret sicil gazetesinde de işte vergi levhası ve faaliyet belgesiyle uyumlu olmasını istiyorlar. Burada da zaten benim söylediğim şeyi söylemiş. Bakın şahıs şirketinde ticaret odası kaydı zorunlu değil. Varsa yüklenebilir diyor. Tüm belgelerde kaşe ve ıslak imza olması gerekiyor. Eğer bu belgelerde bunları sağlayamamış olursanız zaten başvurunuz kabul edilmiyor. Burada başvurunuzu tekrar belgelerinizi yüklemeniz gerekiyor. O aşamalara bakalım. Hesap
Oluştur aşamasında az önceki gösterdiğim aşamadaki bilgileri nasıl girmeniz gerektiğini burada da yine belirtmişler. Bunlara da yine detaylı olarak bakabilirsiniz. Şirket bilgilerinizi nasıl gireceksiniz? İşte kaç karakter olması lazım? İşte vasıflarınız neler? Telefon numarası neler? Hangisine nasıl dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları burada yine özellikle belirtmişler. Evrak yükleme aşamasında onlar zaten size şu şekilde bir ekran karşınıza çıkaracak. Burada sizin evrakları yüklemeniz bekleniyor yazacak. Evrakları yükledikçe bunlar onaylanmaya gönderilmiş olacak. Siz bu evrakları yükledikten sonra bazı evraklar kabul edilmeyebilir. Mesela burada bunları yüklüyorsunuz ve mesela buradaki örnekte 5 tanesi uygundur demişler. Bir tanesinde kabul edilmemiş. Burada kabul edilmeme nedenini zaten size söylüyorlar. Buradaki kabul edilmeme nedenine göre siz de bunları tekrar yükleyip kabul alabilirsiniz. En büyük neden işte kaşe ve ıslak imza almaması ve zorunlu alanların doldurulmamış olması. Özellikle sarı renkli alanlarda doldurulması gerekiyor buradaki belgede. Bunları doldurmadığınız sürece kabul etmiyorlar. Bunlar kabul olduktan sonra artık satışa başlayabiliyorsunuz. Eskiden hepsi burada bu belgeleri bir de posta olarak kendilerine göndermenizi istiyordu. Şu an istemiyor ama sonrasında tabii ki yine değişiklik gösterebilir. Bu şekilde başvurunuzu sağlayabilirsiniz. Tabii bu arada bunları okumakta fayda var. Satışa izin verilmeyen ürünler, satışı yapılmayan kategorileri, satış gereksinimleri bunların hepsini okumanızda fayda var. Bir ürünü iptal ettiğinizde veya hiç göndermenizde hepsi burada o ürünün bedelini müşteriye aktarıyor veya müşteriye bununla ilgili hediye çeki veriyor. Dolayısıyla bunu da sizden alıyor. Mesela ürün bedeliniz 0,10 TL ise ürün değeri kadar sizden alıyor. Buradaki tabloya göre ücret karşılığı veriyor. Bunları detaylı bakmanız faydalı olacaktır. Satılamaz ürünlere detaylı özellikle kesinlikle bakın. Sıkça sorulanlara bakın. Banka bilginize bakın. Artık bunları detaylı inceledikten sonra belgelerinizi yükleyebilirsiniz. 5-7 gün içerisinde belgeniz onaylanmış olacaktır. Belgenizi onaylandığınız andan itibaren de satışa başlayabilirsiniz. Bu videoda nasıl mağaza açabileceğinizi anlatmış olduk. Bir sonraki videoda da mağaza yönetim ekranınızı tanıtıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.